veyahut da zeytinle fark etmiyor. 4 tane alsan yeter. 4 tane. Nereye bırakayım? Görevli olan memurlar güzel ilgi gösteriyor. Hiç çekilmeden telefon numarasını veriyorlar. Bir ihtiyacın olduğu zaman bize telefon edersin. Hemen yarım saat içinde imkanlar dahilinde koşarak gelirim. İhtiyacını alır getiririm. İlacın mesela bittiği zaman bana dediler ki tabii ki efendim bana yeter ki telefon numarasını verin. Hemen şıp diye geliyorlar. Alıyorlar getir. Mesela sebzeden meyvelerden ihtiyacım olduğu zaman şunu alıp getir. Tamam olur efendim diyorum alıp getiriyorlar. Bu güzel bir şey. Hiçbir sıkıntımız yok hamdolsun. Sokağa çıkma yasağı bizim gibi yaşlılar için çok güzel bir şeydir. Evinde istirahat etsin. Temiz havaya efendim evin içine kokla. Dışarıdaki ne bileyim artık o arabaların öksüzlerini koklamaktansa evin içine bu güzel havayı kokla daha iyi. Ve daha ne diyeyim iyilik sağlık olsun. Burada kalsınlar tabii ki. Şimdi zorla çarşıya gidip gelmenin gereği yok. Yormasınlar. Çoluk çocuğu var. Efendim çocukların yanında kızı var, çocuğu var. İhtiyacın evini temin ediyorlar. Daha ne yapsınlar? En güzel ihtiyaç o. Yardımcı oluyorlar. Gelip gidiyorlar. İhtiyacımız o konuda sıkıntımız yok. Evet şimdi efendim onu kahvaltıda bazen akşamları acıktığım zaman poğaçayla bisküvit yiyorum. Onun meyanında biraz da meyve yiyorum. Şeker hastası olduğum için parça o acıktıran cinsinden. Onunla yediğim zaman tatmin ediyor beni. Sonradan yemek veya sabah kahvaltısı geldiği zaman karnım tamamen doyuruyorum kendime. O altyapıyı besliyor. Poğaçayı istemiştim. Altyapıyı besliyor. Onun için böyle işte ben başka bir sıkıntım yok hamdolsun. Güzel bir şey. Hepimizin başına gelecek olan bir şeydir bu. Müziğinin hayranıyım. Neler var neler. Hangi sanatçılardan, hangi şarkılarını ezberi bilmiyorum ama hepsini dinledim. Türk sanat müziği, Türk halk müziği. Tabii diğerleri de güzel de Türk sanat müziği bambaşka canım. Dün gece mesaba dalıp hepsini aldım dedim ya. Nerede o güzel günler? Mazide kaldı gitti. Yapıyoruz diyorum. Tamam.